Moğollar Avrupa kapılarına dayanmıştı. Hristiyan ülkelerini fethediyor ve yağmalıyordu. Papa ise Moğolların bu gidişatını engel olamayacağını anlayınca Moğollara bir mektup göndermek ister. Mektubu Giovanni Dampiel de Carpini eşliğinde Moğollara gönderir. Bu mektup Öge Dayı'ydı. Carpini Karakurum'a varınca ona Öge Dayı'nın öldüğünü söylediler. Birkaç ay sonrasında kurultay gerçekleşir ve yeni hükümdar Küyükan olur. Carpini Küyükan ile görüşmeyi beklemeye başlar. Fakat Küyükan'ın görüşme listesinde kendisi en sonda yer almaktadır. Bunun nedenini sorunca ise şu cevabı alır. Sizler Avrupalısınız. Sizden daha önemli kişiler var. Sıra Carpini'ye geldiğinde Carpini Küyükan'ın karşısına geçip 9 kere dizi vurur. Ve Papa'nın yolladığı mektubu okur. Bu mektubun özeti şöyledir. Ey Tatarların Hakanı! Macaristan'a girdiniz. Hristiyan ülkelerini yağmaladınız. Katliamlarınızı durdurun. Bizi bağışlayın. Hak din olan Hristiyanlığa geçiş yapın. Küyükan ise cevap olarak şunları söyler. Biz ebedi Tanrı'nın gücüyle mükemmel Moğol ulusunun hakanıyız. Papa'ya gönderilen bu mektubu Papa iyice kavrasın. Bu mektup Papa'ya ulaştığında Papa her kimse tüm prensleriyle birlikte bize hizmet etmesi gerekir. O zaman ise tüm buyruklarımı bildireceğim. Ayrıca benim vaftiz edilmem gerektiğini söylediniz. Yani benim Hristiyan olmamı talep ettiniz. Anlamadım. Bununla da kalmayıp Macarların ve diğer Hristiyanların tüm topraklarını fethettiniz. Bu bana garip geldi. Onların suçu varsa söyle demişsin. Yine anlamadım. Bilmiyorsanız söyleyeyim. Atalarım Cengiz Han ve Büyük Han Öge Day Tanrı'nın emirlerini bana aktardı. Bütün dünya ve bütün uluslar biz Moğollara biat etmelidir. Bu Tanrı'nın bir emri. Bu emri bahsettiğiniz ulusların meclisine taşıdık. Ancak onlar bu emri körü körüne reddederek elçimizi öldürdüler. Bu nedenledir ki Yüce Tanrımız bu ulusları yok etti. Biz onları kendi zevkimizden dolayı öldürmedik. Kendi keyfimizden dolayı ülkelerini yağmalamadık. Bu mümkün değildir. Şimdi sen, tüm kalbinle ve samimiyetinle, tüm gücümüzü size verecek ve kulunuz olacağız demelisin. Bizzat sen ve tüm Avrupa kralları böyle demeli. Hiçbir istisna olmadan hakimiyetimizi kabul etmelisiniz. Bize hizmet etmeli ve hürmet göstermelisin. İşte o zaman bizlere yaptığınız başvuruyu kabul edeceğiz. Katliamları durduracağız. Ve gökteki tek tanrıya biat edeceksiniz. Yoksa sizi emirlerimizi yapmamış sayacak ve düşmanımız bileceğiz. Biz gerekenleri size söyledik. Buna karşı gelirseniz o zaman neler olacağını sadece Tanrı bilir. 1246 Küyük Han.